Merhaba sevgili akrepler. Bugün 17 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor bugün. Daha önceden hesaplamadığınız bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz gün içerisinde. Bunlar iletişimler olabilir, çevrenizdeki kişilerle görüşmeler, misafirler veya kardeşlerinizle olan bazı diyaloglar gündeme gelebilir. Kısa bir seyahat esnasında bazı kişilerle tanışmanız da mümkün bugün. Son günlerde ertelediğiniz parayla ilgili bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Güney Yay burcunda ve boşlukta başlayan ay sabah 06:26'dan itibaren Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Ay Oğlak burcunda güne daha kararlı, ciddi, çalışkan enerjiler vermeye başlayacak. Son iki gündür Yay burcundaki ay biraz daha eğlenmek için fırsatlar yaratmıştı. Daha sosyal, aktif günler geçirmiştik. Ancak bugünden itibaren biraz daha işlerimiz, sorumluluklarımız öne çıkmaya başlayabilir. Sabah erken saatlerde Oğlak burcundaki ay, Terazi burcundaki Venüs arasında kare açı etkili olacak. Özellikle sabah erken saatlerde bayanlarla olan ilişkilerimize biraz dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra güzellik, bakım, estetikle ilgili planlarımız varsa, çalışmalar yapmak istiyorsak, sabah erken saatlerde çok verimli olmayabilir. Öğleden sonraki saatlere bunları ertelemek daha doğru olacaktır. Öğleden sonra Ay, Neptün ve Satürn'e olumlu açılar yapıyor. Bu da günlük işlerimizde bizi destekleyecektir. Özellikle çevremiz, iş arkadaşlarımız, aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Yardımlar alabiliriz. Akşam saatlerinde Ay Plüton'la kavuşacak. Ay Plüton kavuşumları duygusal olarak biraz daha hassas hissetmemize neden olabilir. Duygusal ihtiyaçlarımız, güvenlik ihtiyacımız artabilir. Bunun yanı sıra Ay Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu da gerginlik ve strese neden olabilir. Jüpiter karşıtlığı da bazı duygusal tepkileri abartmaya neden olabilir. Duygusal gerginlik, huzursuzluk nedeniyle ilişkilerimizde veya günlük ilişkilerimizde bazı problemler oluşabilir. Özellikle toplumsal olarak da etki alacağımız için toplumsal olaylarda da stresli durumlarla karşılaşabiliriz. Tepkiler aşırıya kaçabilir. Daha sakin ve dengeli davranmaya çalışmalıyız. İçsel huzursuzluk ve gerginlik nedeniyle yeme içme konularında da bazı abartılı durumlar oluşabilir. Hamur işi, tatlı gibi yiyeceklerde aşırılıklar mide ve sindirim sisteminde problemlere yol açabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle öncü grup burçlar, Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.